Canlarım günaydın. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum. Ben bu sabah 7.30'da kalktım gene. Kalktım, her taraflara gene şey yaptım. Süpürdüm, sildim. İşte bu fırını, ocağı buraya aldık, burayı yaptırdık. Ama şey bağlanacak. Ankastre yapıldı, dolap yapıldı altına. Buna İşte pazartesi günü şeye gideceğim, bağlamaya. Bunu da şimdilik kullanıyorum. Çünkü ajdalamayız. Bunu da abime vereceğim. Bu da binecek. İşte böyle masamızı buraya, masamız, gelirlerin halılarını serdim. Şimdi bir kat, tabii ki yön çok değişecek. Daha yeni geldik. Yeni geldiğim için daha çok yön değiştireceğim ben burada. Oru olmayacak öyle, oru olmayacak öyle. Ben şimdi bir gezdireyim sizi. Çünkü sabah kalktım. Hiçbir yerin halıları serili değildi. Dün silmiştim, süpürmüştüm ama halı yine sermemiştim. Çünkü avize işleriyle uğraşılıyordu. Ben şimdi onları size evime gezdireceğim. Ve çocuklarım da gelecek biraz sonra. Bana eksik görüp gelecekler. Çünkü dolabımda hiçbir şey yok. Dolabıma bakalım diye. Daha dolap tamamen yerleşecek şimdi. Bu da yerleşecek. Silmiştim oradan gelirken. Ama gene silerek onların aldıkları şeyler, malzemeler gelecek. Çünkü kahvaltılık yok. Ya, yumurta şu bu hiç yok, hiç yok. Hiç yok, yok. Ben şimdi göstereyim evi, bir kat toparladığım kadarıyla daha kiminin storları takılmadı, kiminin tüy perdeleri takılmadı ama olduğu kadarıyla gene takılacak, takılır çünkü. Pazartesinden sonra uğraşacağım artık, herkes pazar olduğu için artık evine gittiler. Yani şeyler, bazı yerlerde ustalık işi var gene. Nacizane evimin içini size gezdireyim. Şeyleri, bu lambaları, şu lamba, bu lamba da şundandı da kırılmış o. O kırılmış, onu alacağız. Alacağım ona. Allah izin verirse. Şuradaki, buradaki bezlerimi yıkadım da şuradaki bezleri asarım. Şurada dursun. Göz yormasın. Şey fişleri, şimdi fişten aldım bunu. Kablo fişleri. Evet. Bundaki daha açılmadı. Bundakini açacağız. Onda da şeyler var. Biblolar var onda. Buranınkini kıstardıydı da şuraya yeni mi yaptıracağız? Ne, ora çok büyük. Daha antenci gelmedi. Anten çekilmedi. Ay ne zor ya. Ne zor ya. Evet şimdi şurayı açayım, yaptığım kadarını sizlerle paylaşayım. Benim canım takipçilerim, hanımefendi takipçilerim böyle şeyleri severler, bir tanelerim benim. Şimdi şu tüller burada duruyor. Burayı böyle yaptım. Ay canlarım, bu tüller burada duruyor. Asılacak, asılacak. Buraya yolluk serdim. Az, çünkü uzunlamasına salon. Uzunlamasına. Bak lambayı da yaptırdım. Salon uzunlamasına. Klentlerin çoğunu çıkarmadım. Böyle bıraktım. Şu... Şunları dedim ki atayım mı dedim ama kıyamıyorum ya. Öyle sağlam ki, cevizden yapılma. Öyle sağlam ki. Bunun orta sehpası da vardı uzun, bak.
Biri bu ikili, bir de uzun. İlk Giresun'a geldiğimde almıştım bunları. 250 TL'ydi o zaman. Anam çok güzeldi. Atamıyorum gene. Camlarını takacağım. Camını takmadım. Onu oraya bıraktım. Atamıyorum. Her şeyi alsam onu atamıyorum. Evet canlarım. Şimdilik. Yani bu kadar koydum. Şimdilik. Evet. Yatak odasına gidiyoruz. Bunun üzerinden kablo geliyor bak. Mutfağın balkonda oluyor ya. Uydunun kablosu. İşte bunu böyle koydum. İşte bu şekil koydum bunu. Şu tarafa da halı falan koyacağım da halıların çoğu yıkanmaya gidecek. Çoğu yıkanmaya gidecek. Evden şu havuz storları yapabildim. Buraya. Batuhan'ın odasındaki stor. Hani biri balkon olan yeriydi şurası. Şurası da yan tarafıydı. Bunu buraya denkleştirdim. Bu stor buraya denkleşti. Akşam daha iyi görünür şimdi. Dışarı dan ışık vurdukça karanlık oluyor. Evet, benim yatak odamdan çıkınca hemen burada banyomuz var. Duşakabinli banyomuz var. Hatta şurada oturmalı. Buralara da şampiyonları koyacağım. Batuhan'a ebeveyn banyosunu verdim. O yatak odasını verdim Batuhan'a. Batuhan ne yapıyorsun yavrum? Evet. Böyle. Şu lambası bozuk da onu yaptırdım dün. Ayrıyeten. Bak burada da şey olması iyi yani. Doğalgazın burada da olması iyi. Bu şekil hani şey dolabı yok ama istersen ben bir dolap alıp şuraya uzunlamasına koyarım havlu dolabı. Şimdi havluları yatak odama şeye koydum. Daha önce zaten havlu dolabım mı vardı benim? Olsun. Şu ayna, varak ayna. Bunu duvara monte ettireceğim burada. Aa, Batuhan'ın odasına geldik. Hemen hepimiz bir aradayız burada. Batuhan'ın odası. Böyle burada da duşakabin var, açmayayım. Açayım. Batuhan bütün şampuanlarını buraya koymuş şampuanları. Batuhan kendi odasında her şey olsun dedi. Evet, Batuhan'ın maskesi burada. Daha şuranın şeyine yapacağım işte. Yaptıramadım dedim ya. O yası da oradan alacağım. Evet, caddemiz. Şimdi buradan geçin bak sizi nereye atayım bak. Bak burada çuvallar açıldı. Çoğunu açtık zaten. Masaya içeride yer olmadığı için şurada masa buraya kurulacak masa yeri. Buraya da şeyi ya bu camlar buraya koyulacak. Gene buzluk burada. Yani şu
şuraya işte şu şeyi şuraya taktırdım. Biraz yani düzgün olacak tabii ki ileride bunu hepsini yaptıracağım her şeyi de. Hani çünkü burada hep şunlar takılacak, işte bunlar şeye gidecek, yıkanmaya, bunlar takılacak. Bunlar takıldıktan sonra burada düzelecek. Burada düzelecek, burada bir yemek odası olacak ama tabii ki bizim yemek masamız şeyde olduğu için bu masa zavallı masa, garip kaldı bu masa. O masa pek bir şey olmayacak. Evet canlarım. Bu arada üstüme pijamalı olduğumu da anında görmüşsünüzdür ama aynadan da çok görmeyin. Çocuklarım gelecek şimdi. Sonra üstümü giyinip iyice sizin karşınıza yeniden böyle çıkacağım. Çünkü altta ya şu var işte. Evet canım. Bir de şöyle balkona gidelim. Bu masa buraya büyük oldu canlarım ya. Bu masa. Şunun koltuğunu verdim de çocuklara da o şeylere de onu vermemişim. Neyse onu yer şeyi yaparım. Almamışlar. Geri getirmişler. Buralar şimdi daha düzelecek. Yani düzelmeyen bir balkon odası. Yani bir balkon bir de şey var. Şimdi tabii oturabiliyoruz. Bakın şimdi balkona şeyden giriş var. Bu oturma odasından işte misafir odasından giriş var. Bir de benim yatak odamdan giriş var. Balkona. Şöyle her taraf bu tarafta açılıyor. Bu tarafa sineklik yapmışlar. Acaba bir yerden mi geliydi sinek? Bir yere yapmışlar. Evet buradan böyle demesi görüyorsun. Şu taraflardan abi gene üstüne şey. Daha yukarıdakileri daha çok görür. Ama boşver ayağım dışarı çıksa hemen ayağım denize girer zaten. Buradan galeriyi seyretmek güzel oturup da. Tam galeriyi seyretmek güzel. Şu yukarıdakilerde iki gün olmuş. Ben geldim geleli hava örtü asılı burada. Arkadaş örtüsünü de almıyor. Çoktan kurumuş. İşte canlarım dedim ki sabah erkenden kalkayım bütün işlerimi bitireyim her yeri yine süpüreyim sileyim. Bütün işleri bitirdim. Mutfağı şeyi yeniden sildim. Ama 9'da açtım tabii süpürgeyi. Süpürgem o kadar çok şey yapmıyor hani gürültü yapmıyor. 9'da açtım çok yoruldum ama ya bugün gene kaç gündür çok yoruldum. Gürültü yapmıyor da takır takır ediyor ya yerde tahta ya o yüzden 9'dan sonra işte 9'da açtım süpürgemi biraz da takırdatmamaya çalıştım sonra temiz halılarım vardı onları bir kat daha serdim arkalı önünü süpürdüm makinayla ondan sonra yerleri sildim ve serdim gördüğünüz gibi şimdilik bu kadar toplandım yalnız o arada dedim ki daha ben şu çekimle uğraşmayayım yaparken. Çünkü içinde çekerim. İçinde en azından bir yerleştireyim dedim. Sonra gene zaten bir kere mi olacak yerleştirmeyle? Sadece bir kere mi olacak temizlik? Gene olacak. Dedim yerleştireyim. Ondan sonra yani oyalamasın beni. Çünkü hem çekim hem şey oyalıyor. İşini bitireyim dedim. Bugün çocuklar da gelecek. Elini ayağını hani yerlerde toz bir şey olmasın dedim gene. Çünkü insan geldik geleli bak üçüncü kez süpürme bu evi. Üçüncü kez süpürmem. Çünkü bir de yol kenarından cam da açık. Hep camı açık bırakıyoruz. Yol kenarı araba çok gelip gidiyor. Oradan toz geliyor. Oradan her gün silmek gerekiyor burayı da. Ama en azından iki katta değil. Gördüğünüz gibi hemen süpür, bir kat süpür, hemen sil, bileğiyle silerim. Artık daha elimle, ayağımla silmek istemeyeyim ya. Silmek istemeyeyim daha. İşim gücüm iş olsun istemiyorum artık.
Yani ben de böyle işimi gücümü bitirip gezmek istiyorum. Abim çağırdı dün mesela buraya doğru gel dedi, gidemedim. Ben de gezmek istiyorum artık. Birazdan benim canlarım gelir, torunum gelir, gelinim gelir, birazdan gelirler. Neyse canlarım, ben şimdi çay suyu falan koyayım. Ya rahatım ya, vallahi huzur dolu. Şehir içindeyim. Vallahi huzur dolu. Durup durup size de gösteresim geliyor. Yani bu mutluluğumu. Şu kapıyı... Ay bak düşeceğim. Anam görüyor musun? Ben ne yaptım? Şey arkasında kalıyor. Işık arkasında kalıyor. Ha bunu ha, buraya getirdim. Diyor ki, dedim ki bak şuraya da şey koydum. Kapıdan dedim. Hani biraz... Ne oluyor lan? Kapıyı tabii ki çok aşağı kadar ettim ya. Şimdi şu kapıyı şuradan çıkarayım ben. Evet, şöyle olsun. Yani şurada ışıklar şurada. Bak, ışıklar şurada. Çünkü onu ben öyle yaptım ama ışıklar orada oluyor. Canlarım ben mutluyum. Darası hepinizin başında. Mutluluk hepinizin başına gelsin. Mutluluk yakanızı bırakmasın inşallah. Aa, çocuklarım geliyor. Aha yavrularım. Gel çocuklarım gel. Gel yavrularım gel. Buraya gel. Gel çocuğum gel. Eksiklerimi getirdiler. Allah razı olsun. Efendim. Asansörde 320 kilodan fazla şey var. Kartıyor. Siz mi kartıyor? Hoş geldiniz canlarım. Hoş geldiniz yavrularım. Nereye gideceğiz? Hani biz hani kapıyı açtık. Birlikte yerleştiriyoruz canlarım. Dur ben tutayım. Aç kapıyı. Şu yoğurdu. Baba. Bayağı bir ah, muz buzluğa da yerleştirdik. Muz. He muzu. Muz da soğusun. Şu mandalina. Mandalina çıkmış mı? Ekmek. Ha, ekmeği o tezgahın üzerine bırak oğlum. Şey var, yumurtalar. Ha yumurta nerede? Aha. Ha. Herkesi de aldırdım. Herkesler bozuldu hep. Birini şimdi kahvaltı hazırlayacağım ben. Sen birini oraya bırak oğlum. Sodayı da. Şey de aldı ha. Bak kola, gazoz bir de şey aldı. Aa, bu Tamam kokulu. unutma onu da. Limonata. Soğuk He. sensiz. İçeriz oğlum. Şeyim bitmişti de. Şu şeyin kim aldı değil mi? Havuzda dörtlüğünü aldık. Kaç olur Tamam. sıcakladım aldık. Tabii poşetler lazım olur bana çünkü poşet kalmadı. Göçte sara sara poşetimiz kalmadı. Neyse canlarım ben şimdi bir tanelerim. Ben şimdi kahvaltı hazırlayayım. Açlıktan Al. geberiyorum. Açlıktan geberiyorum. Al şu kıymakla. Bunu bak kuymak almışlar. Hazır kuymak bir de toz şey almışlar. Ben bunu banyoya götüreyim. Batuhan'la yengesi sohbet ediyorlar. Ha burada dursun şimdilik. Telefonundan şeyi arayamaz. He. Aradınız mı TTNT? Yok, sen ara oğlum. Tamam kapat. Ara, tamam. Evet canlarım, gelinimle birlikte. Gelinim burayı hazırladı. Ben de şuraya annem kıyma vermişti ya dün akşam. O kıymayı yumurtalı yapıyorum. Melekler geldi Çekmek canlarım. Melek kız kardeşim geldi. Evet, için. Murat sen hiç çekmiyorum. Fatih'e canım ne istiyorsun Çekeyim ya? mi? Çek. Benim. Hoş geldin. Oy canım benim. Çektir miydi? Aa Melek kız kardeşim geldi. Melek Bak kızım. işte kızı. Bana göre.
geldi. Benim kız kardeşim çok güzel olmuş. Bugün çok güzel olmuşsun Melek. Yani maşallah her zaman güzelsin var. De bugün çok güzel olmuşsun. Çok sıcak yalnız. Evet. Evet çok sıcak. Canlarım biz böyle kahvaltımızı yapalım. Bir efendim çocuk. Bir bay bay et teyzelere. Evet canlarım. Biz kahvaltımızı yapalım. Bayağı bir acıktık. Gene günün işinden devam ediyor canlarım. Çok güzel. Eksiğim gidiyor. Hadi görüşürüz. Yine gelirim ben. Güle güle. Hadi yavrum. Güle güle yavrum. Çok terli oldum. Bu ne? Yine çocuğum. Bu ne diyor? Oyun oynuyor. Sen oyun mu oynuyorsun çocuğum? Evet canlarım biz kahvaltıyı yaptık. Melek! Duymaz ki buranın gürültüsünden duymaz. Gürültüsünü seveyim şehrimi. Memleketimi. Gürültüsünü seveyim. Çocuklarım gitti. Güzel bir pazar günü geçirdik. Allah'ın bütün herkesin mutluluğunu, huzurunu yerinde kılsın. Ya Rabbim daim etsin. Herkesin mutluluğunu, huzurunu. Çocuk, yani biraz Sercan'ımın da biraz daha bu bizim durumlarımızdan dolayı biraz sinirleri de bozulmuş çocuğum. Allah iyilik versin. Hani ismetli olan şeylerden dolayı. Hani bana şey yapıyor. Hani neden şey yaptın? Hani bunu biliyordun. Biraz konuştuk da. Bunu biliyordun. Neden? Annem diyor önüne geçemiyoruz diyor. Neden diyor şey yaptın? Anlamaz tabii erkek çocuğu. Oğlum ikinci şansı verdim ama olmadı dedim, yapamadı dedim. İşte bak diyor benim sinirlerimi ama ben şu anda diyor bir senin yüzünden bir şey sinir şeyi geçiriyorum diyor. Yani niçin böyle yaptın, niçin öyle yaptın oğlum dedim, takma beni ne olur. Bu benim kaderim dedim. Yani bu yaşanacaktı, bu yaşandı, bu benim kaderimdi. Yani olmadı. Değiştiremezsin adamı diyor. O da doğru söylüyor. Yani adamı değiştiremezsin diyor. Niye gittin diyor. Hani çünkü o da biliyor ki parada, pulda hiçbir şeyde gözüm yoktu bu sefer. Orada çok yalnız. Onu anlatamıyor işte. Çocuğa anlatamıyorsun. Orada çok yalnız kaldı. Hani tamam çoluğum çocuğum gelip gidiyordu ama gittikleri zaman içime bir gasbet çöküyordu. Bak burada daha sıcak. Daha arabalar cıvıl cıvıl altından geçiyor. Yani oradan geçiyor. Ya anlayamazsın. Kimse anlayamaz bunu. Benim orada o devirde ne yaşadığımı kimse anlayamaz. Kimseye derdini anlatamazsın. Anlatsan da anlatamazsın, anlamazlar. Yani ben orada psikolojik bir çöküntü yaşadım. Yani orada yapayalnız hissettim kendimi. Gurbette gibi hissettim. Ben ilk Giresun'dan İstanbul'a gittiğimde de öyle olmuştu. Yani 3 ayda bir Giresun'a geliyordum. Yani bunalıyordum, ölüyordum, nefes alamıyordum. Ben bir yere alışırken biraz zorlanıyorum. Bu var bende. Alıştığım yerden de kolay kolay ayrılamıyorum. Neden? Çünkü bakın o öbür evde 20 yıl kaldım. Ayrılamadım. Düşün. Ailemin ortamı, doğduğum ev yanında hemen. Yani ben birden uzaklaşınca birden kenara atılmış gibi hissettim. Bu benim duygularımı ben anlatamam size. Belki benimle olan kişiler o gurbete ilk gittiğimde ya da doğduğu büyüdüğü ya da akrabaların içinde uzun süre yaşayıp da uzaklaştığı, gitmek zorunda kaldığı zaman o insanlar belki anlar benim duygularımı. Çok kötü psikolojik geçirdim ya, çok kötü sıkıntılar geçirdim. Size aktardıklarım içim ağlarken benim yüzüm gülüyordu orada. Çünkü onu size aktaramazdım. Sizi üzmeye hakkım yok.
Zaten insan yorumlardan yoruluyor. Çünkü anlamadan, dinlemeden yorum yapıyorlar. O da yoruyor. O yüzden insan bazen kendi içine kapanıyor. Her şeyi anlatamıyor. İçimden neler hissettiğimi, orada ne psikolojik gecelerce uyumadığımı, yani ya gerçekten orada depresyona girdim ben. Ben biliyordum depresyona girdim, uzaklık depresyonu orada. Ben biliyordum, benim çözümüm oradan ayrılmaktı bir an önce. Şehire gelmekti. Bak şimdi, ruhum şen, içim rahat. Rahata kavuştum. Ruhum rahata kavuştu. İçim rahata kavuştu. Anlayabiliyor musunuz beni? Ve kimseye anlatamıyorum işte. Kimseye anlatamıyorum. Anlatmayı da denemiyorum zaten. İlk defa şimdi söylüyorum. Orada benim ruhumun can çekiştiklerini kimse bilemez. Ancak gurbete giden, ilk giden insanlar yaşadı. Yaşayan insanlar bilir. Gurbette büyüdüm çünkü. Kimse yok. Diyorum ya, evin içi güzel olsa ne olacak? Kuş uçmaz, kervan geçmez. Yani haftada bir kere çocukların gelecek. O haftanın içinde ne oluyorsun? O evde yalnız, o kocaman evde. Ya diyeceksiniz ki niye baştan gittin? İşte böyle olacağını bilmiyordum. En azından dediydim ki işte tamam, Batuhan'ın ağzıyla gittim ama yani çocuk biraz öyle yaşamak istedi ama dedim ki yani şehir dışında değil mi dedim. En azından hani köy gibi bir yerde olsa Giresun'un içindeyim dedim. Bilmezdim ki oraya bana gurbet gibi gelecek. Bilmezdim. Bunu bilemezsin ki. Yaşadım, gördüm. Ve neler çektiğimi bir ben bilirim, bir Yüce Rabbim bilir. Bir ben bilirim, bir Allah bilir. Bunu anlatamıyorsun işte. Kimseye anlatamazsın. Buradaki takipçilere de anlatamazsın. Anlayanlar vardır arasında ama anlatmak istesen de anlayamaz ama içinde gurbette ilk gittiğimde ilk ya da bir mahalleden başka bir mahalleye, bir şehirden başka bir şehire giden insan anlar beni. Yani kimseyle konuşamıyorsun, kimseyle edemiyorsun. Sürekli şehre gelmek istiyorum. O da taksi parası. Çünkü dolmuş tanerde. Dolmuş tanerelerde. Ben kendimi hep harap ettim burada. Hep ne çektiğimi ben bilirim diyorum ya. Neyse canlarım. Çocuklarım işte geldi, gitti. Kahvaltımızı işte yaptık. Güzel konuştuk, sohbet ettik. Oğlumun da maç izlemesi varmış. O da maç izleyecekmiş. Pazar günü maç. Ne maçıysa sormadım onu. Dijitürk'teymiş. Bizde de daha televizyon anteni bağlanmadı. Televizyonsuz duruyoruz. Alacağım televizyonu, antenciyi çağıracağım. Çağıracağım da az şu doğalgazı falan halledeyim. Sıra ona gelecek. Ondan sonra işte şuraya herhalde şey yetişmez. Stor perde yetişmez herhalde. Bakalım ikisini bir koymaya çalışacağım. Oluyor mu? Olmuyorsa mecbur yeniden yaptıracağım. Ne yapayım? Ne yapayım? Neyse canlarım. Bugün de böyle geçti. Bugün de böyle geçti. Birazdan akşam ezanımız okunur. Evet. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Zili abone olursanız tüm olarak açın. Benden mahrum olmayın canlarım. Siz benim YouTube ailemsiniz. Benden mahrum olmayın. Ben de sizlerden mahrum olayım. Beni takip edin. Sizlere zaten duacıyım. Bir arkadaş, orada bir takipçim demiş, ne olur çocuklarıma dua et. Hepinize duacıyım, hepinize. Beni izleyen hepinize duacıyım. Çünkü yer gök dua ile, ne olursa olsun bak bir şey söyleyeyim. Bu ne açıklıkla ne kapalılıkla alakası yok. Vicdanın, kalbin Allah'la atıyorsa, ben sanatçılıkta da öyleydim. Yüreğim, vicdanım hep Allah'la atardı. Hep her yerden, o 26 yıl Türkiye'yi dolaştım, her yerden Rabbim meleklerini gönderdi, beni kurtardı her yerden. Ne şeylerden atladım. Allah hep kurtardı beni. Hep yanımdaydı, biliyordum. Hep ona sabahlara kadar dua ederdim, biz oğlum olsa. Hemen onu kolaylaştırırdı. Bak Rabbim bana istediğim gibi bir evi nasip etti ve şehrinin ortası beni kurtardı. Hamdolsun. Hamdolsun Yüce Rabbim. Tabii dualarımızı da ondan isteyeceğiz.
Rabbim bizden, benden iste diyor. Benim sayısız kapılarım var diyor. Kuldan isteme. Rabbimden iste. Rabbimden istedim ben her şeyi. Kuldan istemiyorum. Ama kullarda bana destek olanlar, benimle olanlar Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Hepiniz için dua ediyorum. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.